Çok kıymetli basın mensupları, öncelikle katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Dönem başkanı olduğumuz Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci gayri resmi dışişleri bakanları toplantısına ev sahipliği yapmaktan, memleketim Antalya'da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci 13 Balkan ülkesini aynı masa etrafında toplayan yegane oluşumdur. Gelecek sene 25. yıl dönümünü kutlayacağız. Bildiğiniz gibi Türkiye gelecek sene zirveyi de gerçekleştirecek Haziran ayında ve bu zirve marjında da bu örgütün 25. yılını kutlamış da olacağız. Üçüncü defa dönem başkanlığını üstleniyoruz ve dönem başkanlığımız esnasında beyin göçü, bölgedeki yatırımların arttırılması, bağlanırlık, göç yönetimi gibi bölgenin ortak sorunlarını öncelik olarak belirlemiştik. Covid-19 salgının çıkmasıyla bu konuya da önceliğimiz arasında yer verdik. Bu çerçevede ilgili kurumlarımızın da katkısıyla çalıştaylar, toplantılar ve projeler hayata geçiriliyor. Güneydoğu Avrupa İşbirliği sürecinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışma grubu toplantılarını da 5 yıllık aradan sonra tekrar dönem başkanlığımızla birlikte düzenlemeye başladık. Ve bu toplantıların amacı bu bölgesel örgütün etkinliğini daha da arttırmaktır. Tüm bu çalışmalarımızı bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde gerçekleştiriyoruz. Bölgenin ortak sorunlarına en iyi çözümlerin yine bölgenin kendi içinden geleceğine inanıyoruz. Bugünkü toplantıda bölgenin COVID-19 salgını sırasında edindiği tecrübeden hareketle işbirliğimizin geliştirilmesinin yollarını tüm katılımcılarla birlikte ele aldık. Bu kapsamda benzer krizlere hazırlıklı olunması için bölgesel bir acil durum yönetimi mekanizması kurulmasını bugünkü toplantıda teklif ettik. Ve bu konudaki çalışmaların gelecek yıl, biraz önce de bahsettiğim gibi, Haziran ayında düzenlenecek liderler zirvesi öncesinde tamamlanmasını bekliyoruz. Özellikle ticaret ve lojistik gibi önemli alanlarda işbirliğini arttıracağız. Bunları da ele aldık. Ve bugünkü toplantıda ayrıca ticaretin ve lojistiğin önündeki engelleri, özellikle şu COVID döneminde kısıtlamaları nasıl kaldırmamız gerektiğini ve özellikle de ticaretin önünü açmak için neler yapabileceğimizi değerlendirme fırsatı bulduk ve bu zor günlerde ülke ekonomilerinin güçlenmesi için ticaretin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Çok kıymetli basın mensupları, tabii toplantı marjında çok sayıda Dışişleri Bakanı katıldığı için ikili görüşmeler de gerçekleştirdik ve basın toplantısından sonra da gerçekleştirmeye devam edeceğiz ve bunlarla ilgili bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Balkanlarda istikrarın pekişmesi için Türkiye'nin inisiyatifiyle üçlü mekanizmalar kurmuştuk ve bugün yine basın toplantısından sonra Türkiye, Bosna Hersek Sırbistan ve Türkiye, Bosna Hersek Hırvatistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısını gerçekleştireceğiz ve özellikle Balkanlardaki istikrarın daha da güçlendirilmesi için, önemli projelerin hayata geçmesi için ve bağlanırlığı arttırmak, ayrıca ticareti arttırmak için neler yapabileceğimizi üçlü toplantılarda da ele almış olacağız. Biz Türkiye olarak Balkanların en önemli ülkelerinden birisiyiz. Bu bölgeyle gönül bağlarımız var. Keza ticaret ve yatırımlar konusunda da çok önemli bir aktörüz. Biraz önce de vurguladığım gibi Balkanların istikrarına ve güvenliğine en çok katkı sağlayan ülkelerinde başında geliyoruz. Bu anlayışla dönem başkanı olduğumuz Güneydoğu Avrupa İşbirliği sürecini aktif şekilde de desteklemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa onları cevaplamaya çalışacağım. Hatice Özdemir, Anadolu Ajansı. Sık sık ifade özgürlüğünden bahseden Fransa'da Eğitim Bakanı'nın
Kendisinin konu... Maskenizi kısa süreliğine de çıkarsanız çıkarabilir misiniz? Tamam, ses dağınık geliyor. Buyurun lütfen. Evet, Anadolu Ajansı Hatice Özdemirt olsun. Sık sık ifade özgürlüğünden bahseden Fransa'da Eğitim Bakanı'nın kendisini konu alan çizgi romana sansür uygulamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten trajikomik bir olay. Bizim sık sık vurguladığımız iki yüzlülük ve çifte standardında güzel bir örneği, aslında çirkin bir örneği de bir örnek. Biz bunları söylerken Avrupa Birliği'ne ya da Avrupa ülkelerine hakaret olsun diye söylemiyoruz. Ya da kızgınlığımızdan söylemiyoruz. Gerçekten gerek dayanışma adı altında olsun Avrupa Birliği içinde, gerekse üyeleri destekleme anlayışından dolayı bu çifte standardı açık bir şekilde sergilemeye başladılar. Şimdi bir taraftan en kutsal değerlere saldırmayı ifade özgürlüğü olarak değerlendireceksiniz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme saldırıyı. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret ve saldırıları da ifade özgürlüğü içinde değerlendireceksiniz. Diğer taraftan kendinizle ilgili en ufacık eleştiri geldiği zaman, ki Türkiye'den geldiği zaman ya da başka bir ülkeden eleştiri geldiği zaman bunu ifade özgürlüğü dışında bir saldırı olarak değerlendireceksiniz. İşte Fransa'nın ve Fransa'yı destekleyen bazı ülkelerin içine düştüğü durum bu. Son gerilimden sonra Fransa kendilerini desteklemek için çok sayıda ülkeyi aradığını, baskı yaptığını biliyoruz. Bizi destekleyici açıklamalar yapın. Bazılarının açıklamaları ise dikkat çekiciydi. Bizde Avrupa'da ifade özgürlüğünde sınır yoktur. Bunların bazılarına peki DAEŞ gibi terör örgütleri de düşüncelerini ifade edebilir mi diye sorduğum zaman o farklı. Peki PKK ediyor, o farklı. Şimdi ifade özgürlüğünde sınır yok diyorlar. Peki Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı ne? Kendisiyle ilgili ders kitaplarında yine çizgi roman. Çizgi romanın bir bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı'nı eleştiriyor ya da hicvediyor. Ve Milli Eğitim Bakanlığı bu kısmını ifade özgürlüğünü aştığı, hani sınırsız diye ifade özgürlüğü, aştığını söyleyerek yayından kaldırıyor, gösterilmesini yasaklıyor. Ama diğer taraftan yine bu konularda derslerde başlayan kara propaganda karşısında bizim çocuklarımız, evlatlarımız itiraz ettiği zaman da kendi özgürce ifadesini söylediği zaman da sonra o çocukları, ilkokul çocuklarını götüreceksiniz karakolda. 11 saat ifadesini alacaksınız, baskı yapacaksınız. Şimdi bunu nereye koyalım biz? Neyle ifade edelim? Yani insanlığın bittiği yerdeyiz maalesef. Yıllardır Avrupa'da ırkçılığın, İslam düşmanlığının, Türk düşmanlığının, Yahudi düşmanlığı, yani sadece kendimizi düşünmeyelim, kendimize Müslüman olmayalım. Biz her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa karşıyız. Bunların hepsini de insanlık suçu olarak görüyoruz. Ve bunların son zamanlarda Avrupa'da artış gösterdiğini ve Avrupa'nın değerlerini yok etmeye başladığını söylüyorduk. Kendi öz değerlerini. Ama maalesef her geçen gün durum daha da kötüye gidiyor. Bunu durdurabilecek sağduyulu siyasetçilerden de yoksunuz bugün Avrupa'da. Sıkıntılardan bir tanesi bu. Özellikle de Avrupa Birliği üyesi ülkelerde olduğu zaman AB gibi, Avrupa Konseyi gibi demokrasinin beşiği, özgürlüklerin evi olan örgütler de sesini çıkarmıyor. O zaman kim sesini çıkaracak? O zaman kim üstün geliyorsa, kim sesini çok çıkarıyorsa, propagandayı kim iyi yapıyorsa o haklı görünecek. Bunun da bir faydası yok. Yani sorduğunuz soruyu bu şekilde cevaplayabildim. Daha söyleyecek çok şeyim var da yani bazılarını yani kendimi kontrol etme adına söyleyemiyorum. Teşekkür ediyorum. TRT Haber muhabiri Özlem Pirim efendim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerdeki mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrıca bu seçimin ve sonuçlarının Türkiye-ABD ilişkilerine nasıl yansımaları olacaktır? Bu konuda değerlendirmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim.
Seçimler beklendiği gibi çok çekişmeli geçiyor. Yani bizim tahminlerimiz bu yöndeydi. Seçim ortamında da gerginlikler olduğunu da gördük. Hatta bölünmüşlük de görüyoruz. Yani önceki bazı olaylardan dolayı da toplumda bir gerginlik vardı, bölünme vardı. Tabii bundan kaygı duyuyoruz. Hiçbir ülkenin bu şekilde bölünmesinde veya toplum içinde bu kadar derin bölünmenin olmasını da istemeyiz. Ama bu tabii Amerika'nın iç meselesi olduğu için bu konuda daha fazla yorum yapmayacağım. Temennimi söylüyorum. Diğer taraftan seçimlerde artık çok az sayıda eyalet kaldı. Oyların sayılmadı. Bir taraftan önceden kullanılan, postayla kullanılan oylar ya da elektronik ortamda kullanılan oylar sayılıyor. Ve bir iki günde alacağını görüyoruz. Tabii bu süreçte sürecin, oy sayma sürecinin de demokratik ve şeffaf bir şekilde olmasını temenni ederiz. Tarafların itirazları var. Bakalım nasıl neticelenecek. Sonuçta Amerikan halkının verdiği karara başta Amerikan siyasetçiler olmak üzere herkes, bizler de saygı duymak durumundayız. Türkiye olarak sadece bizim iktidarlarımız döneminde değil, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan iktidarları döneminde değil, geçmişte de farklı yönetimlerle çalıştık. Yani demokrat ve cumhuriyetçi yönetimlerle çalıştık. Ve ilişkilerimizi parti üstü ya da siyaset üstü görüyoruz. Bu her zaman böyle oldu mu sahada? Böyle olmadı. Hem cumhuriyetçi hem de demokrat yönetimler döneminde de ilişkilerimizde inişler çıkışlar yaşadığımız dönemler de oldu. Ve seçim öncesi açıklamaların da farklı olduğunu gördük. Şu andaki yönetim iş başına gelmeden önce yönetimin içinde olan kişilerin seçim öncesi hatta darbe girişimi döneminde Türkiye aleyhine ağır eleştiriler yaptığını da gördük. Ama neticede 4 yıldır bu yönetimle öyle veya böyle çalıştık. İşbirliği yapmaya çalıştık. Her zaman olmadı. İnişler, çıkışlar oldu, gerginlikler oldu. Dolayısıyla kim seçilirse seçilsin, Türkiye olarak aynı anlayışta herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız. Hangisi seçilirse seçilsin. Seçimden sonraki yeni yönetimden bahsediyorum. Diğer taraftan şahısların ve başkan olmak üzere veya Dışişleri Bakanı kişilerin dış politikaya da başka ülkelerle ilişkilerine katkısı olumlu yanda ya da olumsuz anlamda olabiliyor mu? Oluyor. Yani ilişkileri etkileyebilir mi? Etkileyebilir. Örneğin iki bakan arasında ya da iki devlet başkanı arasında samimi ilişkileri de olumlu etkiler. Veya tam tersine olursa olumsuz etkileyebilir. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızla Trump'ın arasındaki bu samimi dostluk en zor zamanlarda bile faydasını gösterdi. Birçok zor konuları da zor gündemlerde yaşadık. Bunların hepsini biliyorsunuz, tek tek saymayayım. Başta S-400 ve F-35 olmak üzere. FETÖ meselesine baktığımız zaman daha önceki yönetimden başladı. Bu yönetimde de bir netice alamadık. Yanı başımızda PKK yönetimi, PKK ile ilgili biliyorsunuz, PKK ile mücadelemizde de ya da Suriye içindeki PKK-YPG yapılanmasına da baktığımız zaman yine sorunlar geçmiş yönetimden bu yönetim kadar devam etti. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kim göreve getirilirse getirsin Amerikan halkı tarafından biz Türkiye olarak ilişkilerimizi geliştirme konusunda samimi bir tutum sergileyeceğiz. Var olan sorunların çözümü konusunda da samimi adımlar atmak istiyoruz. Ve bu samimi adımların karşılığını da Amerikan yönetiminden elbette görmek isteriz. Çok teşekkür ederim. Başka soru var mı? Çok teşekkürler, iyi günler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.